Burası Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç Köyü. Yöremizin çeşit çeşit yemekleri bugün bizde. Anadolu İkramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir köyünde birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Samsun'a özgü yemeklerin tariflerini Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç Köyü'nden Sevim Dursun ve Aynur Kocabaş veriyor. Bugün size Samsun Bafra yöresine ait 4 çeşit yemeğimiz. Birincisi mısır çorbası, ikinci hersemiz, üçüncüsü kül çöreğimiz. Dördüncüsü de taş fırında pidemiz. İlk yemeğimiz mısır çorbamız var, yöremize ait. Başka yörelerde farklı farklı olanlar da var. Bizimkisi yoğurtlu, mısır denesi, fasulye ve yoğurt. Ben bunu zaman kaybetmemek için ıslattım. 4-5 saat beklettim kolay pişmesi için. Şimdi tenceremize mısırımızı atıyoruz. Birazcık da su ekleyeyim, sarmasın. Suyunu süzüyorum, biraz daha duru olması için. Islattım, yıkadım ben bunu iki kere ama yine de sudan geçirmek istedim. Mısırını, suyunu ilave ettik. Şimdi bu 2-3 saat pişecek. Biraz piştikten sonra tuzunu ilave edeceğim. Mısıra tuzu erken katarsan çabuk pişmez. Bu mısır çorbamızı pişecek. Yeme aşamasında tabağa alıyoruz. Ondan sonra yoğurdunu ilave ediyoruz. Mısır çorbamız Karadeniz yöresinde farklı farklı çeşitli şekillerde de pişirilebiliyor. Bunu lahanalı, nohutlu, barbunyalı da pişirenler var. İçine nasıl diyeyim hayvansal iç yağ dediğimizden koyup o şekilde pişirenler de var. Ama bizimkisi böyle yoğurtlu. Sade de oluyor. Nasıl diyeyim bunu mesela pişiyor ya yoğurt katmadan mesela yağ katıp da yiyenler de var. O şekilde sevenler de var. Bafra genelinde biz fasulyeli yapıyoruz ama fasulyesiz de olabiliyor. Fasulyesiz de pişirenler var. Mısır çorbası bizim yöremizin vazgeçilmezi, has çorbası. Bakalım ne olmuş. Bir 15 dakika oldu. Bir güzel kaynadı. Çorbamız 1,5-2 saat gibi hazır olur. Bununla işimiz bitti artık. Artık her şeye geçebiliriz. Şimdi Bafra yöresine ait dersimize başlıyoruz. Malzemelerini sayalım. Buğday yarması, tavuğu haşladım. Buz suyu, bu da tereyağımız, tuzumuz. 4 malzememiz var. Yarmamızı ısladık, yıkadık, ısladık, bekledi. Tavuğumuzu da haşladık. Suyunu da şimdi koyacağız. Tavuğumuzu da böyle kıyacağız. Hersemiz pişmesine yanaşınca katacağız.
Şimdi ocağımıza tenceremizi koyuyoruz. Bismillah. Şimdi buğdayımızı tencereye ilave ediyoruz. Üzerine de haşladığımız tavuk suyunu ilave ediyoruz. Hersemizin buğdayını ateşe koyduk. Biraz pişecek. Bu biraz kaynarken biz de etimizi ayıklayacağız. Şimdi etimizi didikleme işine geçiyoruz. Derilerini alıyoruz şöyle, derisini katmıyoruz. Samsun'un Bafra Gökçeaz köyündeyiz biz. Gençlerimiz hep gürbetlerde, yani geçimlerini sağladıkları yerlerde. Bizim gibi yaşlılar da buralarda yazları gelirler, bizi ziyaret ederler. Kışları herkes işine gider. Herkes geçiminin derdinde. Biz de böyle kendimizi kaderleriz işte. Kışın azalıyoruz derken çocuklarımız yazın gelip gidiyor ama yine her evde bir kişi, iki kişi kalıyor yani. Yaşlılar genelde köyde, çarşıya giden çok az. Tarım arazimiz geniş. Köyde ama tarımcılık azaldı. Nasıl diyeyim? Eskiden çok tütün yapıyorduk. Mesela ben 5 ton tütün yaptığımızı biliyorum. Ama şimdi yani yapan 2 ton, 1,5 ton o civarlarda azaldı. Tütünlerimiz de azaldı. Buğday ekiyoruz, arpa ekiyoruz. Yeni yeni ayçiçek ekenler var. Böyle. Hayvancılık yapanlar var. Ticaret amaçlı da yapan var. Kendi beslenmesini karşılayacak şekilde yapanlar da var. Genelde ticaret amaçlı olanlar kurbanlık yetiştiriyor. Öyle hani keseyim de kasaba vereyim yok. Kurbanlık, genelde kurbanlık yapılıyor bizim buralarda. Kendine yapan da sütünü, yoğurdunu karşılamak için o şekilde yapıyorlar. Kaynıyor. Bu dibine sarar. O yüzden bu tehlike. Şimdi bu hersemiz keşkek gibi uzun sürmez. Bu daha çabuk piştiği için Aynur abla bunun etini ilave edelim. Bunu ocaktan kenara alalım. Ağır ağır pişecek. 1-2 saatte kendine gelir. Tamam, şimdi etini ilave ediyorum. Piştikten sonra servis yaparken eridip tereyağını tabaklara servis üstüne. Tuzunu aynı çorbamız gibi bunu da geç koyuyoruz. Yarmayı sertleştiriyoruz, tez boyuncuk tuzunu. Tez pişmez. Şimdi hersemizin de işlemi bitti. Biz bunu öbür ocağımıza alacağız. Ağır ağır demlenecek bu. Şurayı, soframızı toparlayıp ondan sonra kül çöreğine başlayalım. Şimdi sıra geldi kül çöreğimize. Ateşimizi hazırladık. Yavaş yavaş olmakta. Ondan sonra şimdi de hamurumuzu yumuracağız. Kül çöreğimizin malzemeleri unumuz hazır. Yoğurt, sıvı yağ, karbonata, maya, tuz, su.
Hamurumuzu yoğurduktan sonra bu ateşimizde kıvamına geldikten sonra lahana yapraklarını çöreğimizin altına koyuruz. Üstüne küllünü közünü örteriz. Ondan sonra yine bu lahana yapraklarımızı koyuruz. Üstünü örteriz. Yaprak koymamız kül olmasın diye. Bir de ateş tahılı olabilirse yanmasın diye. Bunun yapımı böyle değişik olur. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Bu tuz çok değil mi? Az. Çok. Tuzunu ilave ediyorum. Malzemelerimizin hepsini koyacağız gerisine. Evet. Yağımız, mayamız ve karbonatımız. Suyla yoğuruyoruz. Anneannelerimizin, babaannelerimizin bizim küçüklüğümüzde yaptığı şeyler, o zaman ocaklarımız vardı. Böyle ocaklarımızı yakardık, üstünde yemeklerimizi pişirirdik, altında böyle çöreklerimizi yapardık. O zaman öyleydi, başka imkanlar yoktu. Bu fırınlar, ceylan fırınları, bunlar yoktu böyle ateşte. Çoluğu çocuğu öyle doyururlardı. Ocağı yakardık böyle, top başı ısınırdık. Öyleydi, zoba yoktu o zaman. Tabii. Köyde? Böyle ocakta yakardık. Bir boy ateş yanardı böyle, ocağımız olurdu böyle şey olurdu. Ondan az daha cıvıkçı yap. Öyle olurdu. Ocağın başına böyle sıradan otururduk. Hep beraber çevresinde böyle toplanıp ısınırdık evvelden. Öyleydi. Hamurumuz şimdi hazır. 10-15 dakika dinlenecek. Sonra hemen yapmaya başlayacağız. Şimdi hamurumuz dinlendi. Çöreğimizi az az böyle yazacağız sufrada. Daha sonra ateşimizi bir tarafa alacağız. Daha sonra altına yapraklarımızı koyacağız. Daha sonra çöreğimizi aynı vaziyette yine üstüne yaprağımızı, daha üstüne közümüzü koyacağız. İşlem bitecek. Aynı rengi kalınlığı nasıl bak. Az daha şöyle, az daha böyle yapacaksın. Tamam. Şimdi közümüzü alacağız. Şimdi közümüzü aldık, yaprak koyma aşamasını yapıyoruz. Bundan sonra çöreğimizi koyacağız. Daha sonra üstüne közümüzü. Tamam. Şimdi çöreğimizi koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Tamam, şimdi kapatıyoruz. Az küllü tarafından üstüne atacağız. Şimdi Sevim böyle bu küllü tarafından üstüne atacağız. Aynı rengi çek şimdi. Çöreğimizi şimdi közünü koyuyoruz. Hep dökeyim mi? Yok. Dök de yazalım.
közün üstüne yaydık. Şimdi çüreğimiz pişecek. Yarım saatte pişer. Çöreğimiz pişti, yarım saat oldu. Şimdi çöreğimizi yavaş yavaş açıyoruz. Yapraklarımız yanmış, ekmeğimizin yanmasını engellemiş. Mis gibi de olmuş çöreğimiz. Bismillahirrahmanirrahim, çöreğimizi kaldırıyoruz. Çöreğimiz pişti, şimdi fırın pidesine geldi sıra. Hamurumuzu mayaladık, mayası geldi. Fırınımızı da yaktık olmak üzere. Şimdi pidelerimizi döküyoruz, biz öyle deriz. Şeyini, hamurunu hazırlıyoruz. Birazdan da açıp içine malzemesini koyacağım. Hamurumuz sade un, su, tuz. Üç malzeme. Pidemizde köy çökele, biraz kıymalı. O şekilde yapacağız. Çökeleyen içine maydanoz, soğan, karabiber var. Aynen, kıymamızda da o şekilde. Soğan, karabiber, birazcık pul biber. Hamurumuz biraz sağsın diye bu şekilde bekletiyoruz. Pidelerimizi hamuruna hazırladık. İçini, harcını bol bol koyduk. Şöyle başından itibaren bir güzel kapatıyoruz. İşte böyle. Şimdi bunları sırasıyla fırına sürelim. Bunlar böyle 15-20 dakikada nar gibi kızaracak. Pidelerimiz oldu. Fırından aldık. Masamızı bir güzel hazırlayalım. Yemeklerimiz de oldu. Onları da getirelim. Bir güzel afiyetle yiyelim. Evet, yemeklerimiz hazır. Çorbamız, hersemiz, külçöremiz, pidemiz. Buyurun, haydi hepimize afiyet olsun.